yapıyor musun? Allah razı olsun. Tamam abi, tamam inşallah. Şunu biraz Gençler nasılsınız? İyiyiz. Elhamdülillah. Sizi görmekten ben de çok mutluyum hakikaten. İş olsun diye demiyorum. Çok seviyorum sizi elhamdülillah. Buna delilim fiilimdir. Saat 2 saat 15 dakika yoldayım. Trafikten. Ama gurur duyuyorum. Namazda hatırıma geldi. Murat'a da söyledim. Dev adamsınız. İlimde küpsünüz. Fakat aktaracak kimseniz yok. O ilim sizi yiyor. İlim netice değildir. Vesiledir. İlim netice olsaydı şeytan neticeyi bulmuştu. Şeytan bulmuştu. İki, oturduğunuz kalktığınız kimle münasebet kurduğunuzu bilin, ondan size iyi veya kötü ahlak siner. Sigara içmediğiniz halde sigara içenin yanında olan sindiği gibi. Bana bir şey olmaz diyene diyor. Melek kadar melek olabilir misiniz? Şeytanla melek bir araya gelmiş, şeytanın şüphesi, vesvesesi melekleri sirayet etmiştir işareti cazda. Öyle mi değil mi? Evet. O suali sormadılar mı? Geliyor mu sesim? Ha? Demek ki şeytanın vesvesesi, şüphesi melekleri sirayet etmiş. Faruk? Etmiş. Sen ben kimiz ki ya? Evet. Sirayet etmek yani birbirine aktarma yolu üçtür. Sistem çalışıyor. Allah'ın adeti. Birisi sirayet. Bu. Fikir. Fikir akseder. Koku akseder. Buna sirayet deniliyor. İki, gözden ve davranışlardan. Gözden ve davranışlardan inikas eder. Güneş aynada inikas eder. Üçüncü yöntem birbirine yansıma, insiba, boyalamak. Peygamber aleyhissalatü vesselamın sahabeyi boyaladığı gibi. Gayret etmesek eski ahlakımız aynı olur. Gayret etmesek eski ahlakımıza döneriz. Eskimiz kusar. Mazinin insana tesiri, geçmişin soyuna tesiri %30'dur. İlimle %70'le onu değiştirebilirsiniz. Soyunuza bağlı değilsiniz. Şimdi bu beyanda fazla değil. Saati görmüyorum ama çeyrek var. Abi. Çeyrek var. Kısa bir ders yapacağım. Sıkmayacağım inşallah sizi. Tahmin ediyorum yarım saatte bitireceğim inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmain ala Resulina Muhammedin salavat. Bu dersler var olan ruhumuza, ruhumuzdaki o ateşe odun atmak gibidir. Her bir ders odun atmak gibidir. Ateşi canlı tutar. Diyor ki 132 mektubat Peygamber aleyhissalatü vesselamla alakalı bir şey. Bir yer. Bedevi bir kavim. Acayip bir şey. Şimdi orada dolaşanlar geldi geçen dün. O söyledi. Budistler var Hindistan'da. Köylerine gitti, merak ettim ilçelerine diyor. Sırlar dolaşıyor dışında. Tuvaleti kadın erkek oturup bulundukları hemen yerde yapıyorlarmış. Bir tarafta uzay çalışması yapıyor, bir tarafta böyle. Dinleri de böyle. Şimdi 1400 sene sonra bu. Şimdi bakıyoruz böyle, doğu olanlar da bilir. Eğer dini terbiye almamışsa, ben Hassa'da kaldım, Hatay Hassa Doğu. Mesela bazı köylerinde tuvalet yok. Orada imamlık yaparken tuvalet yaptırdık elhamdülillah. Yani bedevi. Yani bir yerde çöküp yapılıyor.
veya işte davranışlar düşün. Mesela kan davası mesela. Davandan bedevi daha bir şey olur mu? Kan davası. Mesela faiz. Milliyetçilik mesela. Unutmayın bu cümleyi. Milliyetçi olmak kadar, milliyetçi ne kadar milliyetçisen ümmetçi olamazsın. Ümmetçi milliyetçi olamaz. Milliyetçi de ümmetçi olamaz. Ne kadar milliyetçi isek o kadar ümmetçi değiliz. Ümmet la ilahe illallah Muhammedun Resulullah ne mutlu Müslümanım diyene demektir ümmet. Milliyetçilik ise yaşasın benim kavmim. Tamam o. Ümmetçilik ise yaşasın İslam. Yaşasın din, Kur'an, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. O. Sakın aldanmayın. Ne kadar milliyetçilik olursak İngilizler içimize atmış. İngilizlerin attığı şey. Şimdi bedevi bir kavim. Şöyle düşüneceksiniz. İnsanlara bakın sahtekarlık yapıyor. Sözünde durmuyor. Yalan söylüyor. İhanet ediyor. Yediği içtiği yere ihanet edebiliyor. Gördüğü iyiliğe tersiyle mukabele edebiliyor. Var mı yok? Var. En halis yerlerde bile var. Peki 1400 sene önceki insanları düşünün bir de. Ben senelerce böyle ders verdiğim, yetiştirdiğim, gustunu da bile anlattığım, yetiştirdiğim talebem beni arkadan hançerlediğini biliyorum. Ha? Peki Celaleddin Suyuti'yi duydunuz mu? Celaleddin Suyuti duymaya yoktur. Aslında nedir biliyor musun? Hani kayım makam. Kaymakam niçin deniliyor? Kayım makam. Kayım. Yani makama geçen. Kayım valide. Annelik makamına geçen. Çabuk söylenince kaymakam olmuş. Kayım makam. Celaleddin Suyuti arkadaşları dedi ki gel beraber diyor, ilim mutala edelim. Hani talebelerin yanında diyor olmaz diyor. Biz emsaliz. Sonra olur dediler. Ve Fırat'a gittiler Bağdat'ta. Bağdat'ta. Ne kadar rezil bir duygu var insanda. Onu kullanamazsak ona parmak basıyorum ve bedeviliği. Bedeviliğin çerçevesini çiziyorum. Bedevilik nasıl bir şey? Gittiler. Soru soruyorlar. Celaleddin Suyuti cevap veriyor. Bağacayip. Emsal ha. Aynı alim onlar. Ama talebelerin yanında olmadı. Olmaz da ayıp olur diye. Ömer. Sonra namaz vakti geldi. Celaleddin Suyuti nehrin kenarında abdest alırken bir tekme vuruyor o alimlerden. Hep beraber yapıyorlar. Ve suya boğuluyor. Celaleddin'i su yuttu. Kayınmakam, kaymakam olduğu gibi Celaleddin suyu yuttu. Nasıl boğuldu? Niye boğuldu? Suyu yuttu da boğuldu demiş. Niye boğuldu? Su yuttu demiş. Cebesi yok mu? Biz attık da su yuttu değil. Celaleddin'i suyu yuttu. Yuttu, yutturdun da. Ha, peki 1400 sene o onlar olsa 1000 sene. Bu ise varsa insanoğlunda 1400 sene önceki vahşeti düşünebiliyor musunuz? Onun için bunları anlattım bu kadar. Yalan söyleyebiliyor. Oysa yalan nafsı kafirdir. Bak, ha, bedevi bir kavim kafanı kaldır okuduğun zaman ne yapmış yani? Sen mi iyi ok vuruyorsun, ben mi? Bir köle. Koy kaşa, bağla. Tamam mı? Sağ göz senin, sol göz benim. Hadi bakalım oku. Kim kazanırsa kölenin de hesabını, parasını verecek, bir de bir köle verecek. Hadi ha ha. Her akşam böyle yarış yapıyorlarmış. Kölenin böyle köle öldürüyorlar. O zaman, şimdi 1 milyon Amerika insan öldürmüş Irak'ta. Toplam sicili 63 milyon. Çin 63 milyon 500 bin. Rusya 62 milyon insan öldürmüş. Avrupa'nın belli değilmiş. Yani bedevi deyince 1400 sene önceye gitmeyin. Resmi kravat altında bedevi, vahşi, insanlık düşmanları... Bedeli bir kavim
ümmü bir muhitte, Peygamberimiz Aleyhisselam'ın 1400 sene önce gene seyahat ettiriyorum, bedevi bir kavim, ümmü bir muhitte, yani mektep yok değil mi? Okul var mıydı Mekke'de? Yok. Neyi öğrenecek? Anne babasından öğrenecek. Neyi öğrenecek anne babasından? Vahşiliği. Ne olabilir? Kervanları soy, insanları öldür, tecavüz et, tamam mı? Çocukları göm, kız çocuğunu göm. Kölelik değil mi? E parandı. Git saldır başka aşiretlerde, Afrika'da. Adam kaçır getir. He. Böyle bir şey galip iken, bedevi, sonra ümmi bir muhitte, ümmi, ilim denen hiçbir şey yok. İlim ehli buysa cahil ne yapar? İlim ehli 1400 sene sonra hasretinden dolayı alim arkadaşını, kardeşini Celaleddin'i suyu yuttu. Su yuttu, su. Suyu yuttu. Niye yuttu? Niye öldü demişler de şehre tutup getirdiler bir de. Su yuttu da onun için ölmüş. Hangi Celaleddin o suyu yutan var diye demişler. Suyu niye yuttu? Önemli değil. Haset yutturdu haset. Şimdi ümmi, demek ki ilim de bazen fayda vermiyor. Ahlak, ahlak. Şems-i Tebrizi'yi de abi Mevlana'nın talebeleri şehit etmişler. Biri demiş ki, madem öldüreceksiniz namaza durayım demiş. Namaza durmuş, Şems suresini okumaya başlamış. Demişler ki, içimizde şimdi bu namazdayken öldürmezler, hemen bir an önce başlayalım demişler. Çabuk çabuk öldürmüşler. Hepsi de o medresenin talebeleriymiş, yani alim kişilermiş. Mevlana'nın talebeleri miymiş? Evet. Ya. Ne olursanız olun, iyi bir doktor olabilirsiniz, iyi bir mühendis olabilirsiniz, iyi bir hoca olabilirsiniz, iyi bir vakıf olabilirsiniz, iyi baba, iyi dayı, iyi amca olabilirsiniz ama bunlardan önce iyi bir insan olacaksınız. Ne olursa olsun dürüst olacaksınız. Yalan konuşmayacaksınız. Bana mahkemede dedi. Dedin mi? Dedim dedi. Avukat dedi ki, demedim de diyor. İspat edilemez diyor. YouTube'daki video delil değildir. Ben yalan demem dedi. 2,5 sene yiyeceksin. Yalan demem. Şimdi karşınıza rahatça bunu diyebiliyorum ve tesir eder inşallah size. Ne olursa olsun, nurculuktan önce, hocalıktan önce, mühendislikten önce, baba ve dayı olduktan önce iyi bir insan olacağız. Ne olursa olsun, asılmak dahi olsa yalan konuşmayacaksınız. Sözünüzde duracaksınız. Emaneti ihanet etmeyeceksiniz. Bu Allah'ımızın, peygamberimize söylettirdiğidir. Yalan, münafık alametlerindendir. Emanet ihanet etmeyeceğiz. Yalan konuşmayacağız. Sözümüzde duracağız. Duramadığımız zaman özür beyan edeceğiz. Kimseye ihanet etmeyeceksiniz. Vefasızlık yapmayacaksınız. Her şeyden önce ama her şeyden, Müslümanlıktan da önce iyi bir insan olacağız. Gavurdur ama, Müslüman değil ama hakikaten insandır. Diyoruz. Demek zorunda kalıyoruz. Dürüstlüğüne bak. İnsani seciyeler hedefine konuluyor. İslamiyetle. Ama İslam olmasa o müstakil kalıyor. Değeri olmuyor. Ustad onu şey söylüyor. Bağlantısı olmayan bir lamba bir odada yanıyor. Geneli değil. Demek ki bedevi bir kavim. Bedeviyeti anlattım. Ümmi bir muhit, okuma yazma yok, öğrenecekleri bunlar. Üç, hayat içtimaiyede, yani cemiyet hayatında ve efkar siyasiyeden hali, yani hiç bunlardan uzak. Kim bileği sağlamsa, o baba, o dayı, o yönetiyor. Ve kitapsız bunlar. Fetret asrının karanlıklarına bulunuyorlar. Yani din yok. Din unutulmuş. Bazılarında İbrahim Aleyhisselam'ın bakiyeyi kalan diniyle, kırıntıyla nikah yapıyorlar.
hani sahabelerin, bazı sahabelerin babası İbrahim Aleyhisselam'ın, hani bazı sorular sorarlar ya size de, madem Peygamberimiz Aleyhisselam gelmeden önce o onun talebeleri olan sahabeler dahi meşhur muydu? Din yoktu. İsa Aleyhisselam dini unutulmuştu çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ile İsa Aleyhisselam arasında 600 sene geçmiş. O zaman diyeceksiniz ki İbrahim Aleyhisselam'ın dini hala vardı, biliniyordu. Tebarüsen kitap yoktu ama toplumsal olarak, yani kişiden kişiye, toplumdan topluma, kültür, gelenek olarak nikah devam ediyordu. Gayrimeşru olsa şey yapar mı abi? Yok, etkiler de yani mümkün değil ama sorarlar yani. Yani hepsi böyle değil. Mesela Ebu Cehil'in oğlu İkrime radiyallahu anh. Radiyallahu anh diyorsun bak. Velid bin Muhire kitapsızın oğlu. Kitabı yok, Kur'an'ı yok. Velid bin Muhire. Halid bin Velid radiyallahu anh. Allah'ın kafirler üzerine çektiği, sıyırdığı kılıç. Ne tuhaf ya. Ne tuhaf değil mi? Ve arkadaşlar, sahabelerin %70-80'i 17 yaş. Sahabe dediğimiz var mı, büyütüyoruz falan. 17-18, 16. Hatta beni savaş alsınlar diye görüşüyor. Bak onu aldığınızda ben görüşeyim diyor. Eğer yenemezsen beni almayın. Tek tek yaşlı ya. Siz de sahabe olursunuz. İlle Resulullah'a değil, Resulullah'ın davasını görüyorsunuz. Resulullah'a yapan dindir. Allah'tır, Kur'an'dır. Aynısı var işte elimizde. O asır bedevi. Tencereye bedeviyeti koy. Anlattım nasıl bedevilik. Ümmi, okuma yazma değil böyle. Yani her şeyden bir behre. Hiçbir şey yok. Ne öğrenecek? Ne biliyor? Bilse ne olur? En bilenlerin babası şeytan. Bildi de ne oldu? Daha beter oldu. Bazı insanlar keşke bilmeselerdi. Bildikçe alçalıyorlar. Alçak çabana doğru. 3. Hayat içtimaiyede ve siyaset efki, siyaset hali, yönetimi, kavmi yok. Kim güçlüyse o. Kitapsız bunlar. Fetret asrının karanlıklarında bulunuyorlar. Ne esiyorlarsa onu yapıyorlar. Ve pek az bir zamanda bunları en medeni, en malumatlı ve cemiyet hayatında, hayat içtimaiyede ve siyasiyede en ileri olan milletlere, hükümetlere ustad ve rehber ve diplomat ve hakim-i adil olarak şarktan garba kadar cihan pesendanı idare eden, sahabe namiyle dünyada namdar olan cemaat-ı meşhurenin ittifakla can ve mallarını, peder ve aşiretlerini feda ettiren bir kuvvetle, imanla tasdikleridir. Mesela küçük yaşta mesela Hazreti Ali 10 yaşında iman etti. 10 yaşında olan var mı aranızda? Yok. 11 olan var mı? Var mı bir kişi var? Güzel. 12 var. 12. O bayağı var. He. Bak demek ki iman edenlerin Hazreti Ali radıyallahu anh 10 yaşındaydı. İman etmiş. Böyle bir şey. Şimdi niçin söyledim biliyor musun? Tabii ki insan şey yapıyoruz ama özlüyoruz işte evimizi falan, barkımızı, okulu, şunları bunları ama ya bunlar da insan ya. Her şeyi terk etmiş ya. Terk etmiş ya. Ne kahramanlar ya. Siz de geleceğin bir kahraman olmak istemez misiniz? Tüh, yazıklar olsun bizim ceddimize, önde gidenler, gidenlere hiç mi bize güzel örnek olamadı dedirtmemek için gayret etmemiz lazım. Tükürükler bize gelmesin diye. Gelecek nesil 50 sene sonra biz o zaman 10 yaşında olanlar 60 olacağız. Ya hiç mi gelecek, geçmişteki babalarımız, yani şimdi yaşlılarımız hiç mi bir şey yapmadı da ki bu İslamiyet bize gelmedi dettirmemek için ilim öğreneceksiniz ve yaşayacaksınız.
yaşayacaksınız. Yaşanmayan ilim Kur'an'ın tabiriyle kitap yüklüğü merkebe benziyor. Kur'an Allah öyle diyor. Kitap. Şimdi eşeğe kitap yüklesek eşeklikten çıkar mı? Yok. Disk, hafıza veya CD'ye, bilgisayara ilim yüklesek alim olur. Yaşanmadıkça olmuyormuş, malumat oluyormuş. Yaşanan bir şey ilim olur. Yaşanmayan şey ilim denmez, bilgidir. Bilgi kirliliği. Bu sahabe, bak, bedeviydi, ümmiydi, cemiyet hayatından anlamazdı, siyasetten bir behreydi, kitapsızdı, din yoktu, fetret. Pek az bir zamanda en medeni, en malumatlı, hayat içtimaiyede, siyasete en ileri olan milletlere, hükümetlere, ustad ve rehber ve diplomat ve hakim-i mutlak, hakimi adil olarak bunlar olmuş. Şarktan garba kadar cihan pesendanı idare etmiş. Sahabe namiyle dünyada namdar olan cemaat-i meşhure. Böyle bir cemaat ittifakla can ve mallarını, bu sahabe canlarını, mallarını, peder ve aşiretlerini feda ettiren bir kuvvetle imanla tasdikleridir peygamberi. Yani bunların nasıl bir imanı var ya? Bunları da ana doğurdu da. Bunlar da bir yerde yaşıyorlar ya. Bunların da arzuları yok mu ya? Ya para kazanayım, bir yere geleyim, bir mevkiye, kariyerim olsun. Ya bunlar nasıl bir iman ya? Tamam da bu iman, nasıl bir imanı elde etmişler? Çünkü iman istemişler. Gökten gelmemiş. Tercih etmiş. Bize biraz kıymetini bilmiyoruz. Hani Anadolu'da derler ya, bir yer satılıyormuş, gidin bakın bakalım. Satan kişi kendisi mi kazandı, babasından mı kaldı? Eğer babasına kalmışsa, gidin alın, alırsınız, kıymetini bilmez. Eğer alın teri ise, alamazsınız. Adam hakkını ister. Bize din, ana babadan kaldığı için pek kıymetini bilmiyor. Etrafımıza sarılmışlar abiler, bizim ne kadar uğraşmışlar bizimle. Bunları tanıtmak için gece ve gündüzlerini vermişler. Hakikaten ya, gayret etmişler. Biz de minne veren ne emriyorum, hayır, vallahi, tamam falan gibi olmamalısı lazım. Ya, bir tanesini öyle demiştim Ömer. Dedim ki, bak bana naz yapma, nurları tanıdım, ben de mesuleyi bitti. Ben de senin gibi bir kulum, ben de senin gibi cenneti ve Allah'ın rızasını bekleyen bir insanım. Bundan sonra lan gurlungur yapma. Tanıdın, bitti. Ben de daha bundan sonra bana o minnetini çekemem artık. Sen mesuliyetin o kadar. Bitti, bitti. Bildiğimi aktardım. Dedim ki arkadaşlar, Kur'an tefsiri denilen, bu asırda fen ve felsefe ve dalaletten gelen bütün soru ve şüpheleri izale eden ve onun yerine hak ve hakikati ikame eden ve yaşanır bir cemaati önümüze seren bir Risale-i Nur var. Aha burada, ders de burada, aha kitap da burada. Sorularına da cevap verdim, bu da delildir. Tamam, bizde bu kadar. Devamlı olmayacaklar yalnız. Daha ben bugün varım, yarın yokum. O kadar düşmanım var ki. Müslümanın zaten düşmanı otomatik oluyor. Müslümanı olmasıyla otomatik düşmanları var. Ki kafirler düşmanıdır. Anladın mı? Üçüncüsü, her asırda binlerle efradı bulunan ve her fende dahiyane ileri giden, muhtelif mesleklerde çalışan, ümmetinde yetişen hadsiz muhakkikler var. Peygamberimize bakın. Her asırda binlerle efradı bulunuyor. Fizikte, kimyada, astronomide, tıpta, dinde vesaire. Her asırda binlerle efradı bulunuyor. Hindistan'dan Endonezya'ya kadar, Tunus'tan Afrika'ya kadar. Böyle efradı bulunan İslam dininin. Her fende dahiyane ileri giden. Bakma o bizim bilim adamlarımızı göstermiyorlar. Mesela hepiniz biliyorsunuz ki
Mikrobu bulan kimdir? Akşamsettin. Pastör değil mi? Mektepte öyle mi okuduk? Pastör. Oysa tam 40 sene sonra ifade etmiş. Aslında Akşamsettin'dir, Fatih'in hocasıdır. Gelmiş onlara ders almış, gitmiş. Peki herkes bilmiyor, biliyor. Ama bizim kitaplara geçerken hainlik basılıyor, onu siliyor. Bizim uçak fabrikamız vardı biliyor musunuz? Avrupa'da yokken daha. Kapatıldığı zaman uçak fabrikası Eskişehir'de 100 tane Hollanda siparişi vardı uçak. Ve Türkiye'de ilk kurulan fabrika Beykoz'da şarap fabrikasıdır. Uçak fabrikası kapatılmıştır. Ve müşterisizlikten değil, tam bir tane Hollanda 100 tane sipariş vermişti. Yani hani abi ya bu burada böyle Dayan Efendi ileri giden ya. İlk denizaltıyı yapan, bunu Almanya'da okudum denizaltıda. Denizaltı Bremen var ya şey, Bremen Abdullah, o girdin mi sen o denizaltıya? Parayla giriliyor, geziliyor. Ha, denizaltı nümune için geziliyor. İlk Osmanlı yapmış. Ya. Ha, bilin, gerisini bir şey diyemiyorum artık. Çünkü yeni çıktım. Niçin, kimler yaptı, kimler sattı, onu da size araştırın artık. Eskişehir'de uçak fabrikasını kaldıran zatlar uçağa bakıyorlar, oturuyorlar. Uçağa bakıp resimlerini gösteriyorlar. Vay be, sanki uçak fabrikasını kurmuş. Oysa uçak fabrikasını satan zat uçağa bakıyor. Sanki uçak fabrikasını kurmuş. Kurmuş gibi gösteriliyor, biliyor musunuz? Cervece. Öyle dediğimiz için 2,5 sene yedi. Algı operasyonu diyorlar. Evet, algı operasyonu. Mahkemede de bana şunu soruyorlar. İspat et diye beklerken niye söyledin diyor. Bir de ispat için deliller götürmüştü. Niçin söyledin? Hatta gerekçeli karda diyor ki, bir de diyor ispat etmeye kalktım. Uçağa bakıyor, sanki uçağı kurmuş. O da uçağı satan, fabrikayı satan ya. Uçak, Eskişehir uçak fabrikası kaçta kapatıldı? 36'da. 36'da uçak fabrikası kapatıldı. Ve sırf Hollanda'nın 100 tane siparişi var. Mısır'ın 15 tane, Türkiye'nin kendisine 36 tane. Türkiye 36, Mısır 15. 15 tane, Hollanda 100. Hollanda'nın 100 değil abi. 40 tane. 40 tane mi? Ha, ben toplam 100 civarında. Ha, toplam 100 tane. 100'den fazla sipariş varken kapatılıyor. Kapatılıyor. Şimdi kurmaya çalışıyoruz. Tamam, özür dilerim. 40 taneymiş Hollanda. Demek o 100 tane oradan kafama kalmış. Ve mahkemeye veriliyor. Nuri Demir Ağa. Ne, onu mahkemeye veriyorlar, niye kurdun diye. Yani başka bir gerekçeyle mahkemeye veriyorlar. Adam soluğu başka yere almak zorunda. Kaçmak zorunda. İşte demir yollarını da kuran adam oymuş. Onun için demir yolları denmiş. Demir Ağa. Bak şimdi, ya nerede falan demeyesiniz diye. Her asırda bilimlerle efradı bulunan ve her fende dahiyane ileri giden, muhtelif mesleklerde çalışan, ümmetinden yetişen hadsiz muhakkik ve mütebahir ulemanın cemaat-ı uzmasının, yani hadsiz muhakkik var, hikmet sahibi, dev insanlar, mütebahir okyanus gibi ulema var. Bu böyle, bunların cemaat uzması var yani. Büyük bir cemaat. Tevafukla ve ilme yakın derecesinde tasdikleridir bunlar. Bunlar Müslüman olmaz. Ben filozofları Abdullah dinsiz biliyordum çoğusu. %80'i, %90'ı ile Müslüman değil, şart değil. Şey, din taraftarı, din. %10 ancak varmış. Bunu filozoflar söylüyor, felsefeciler söylüyor. Yeni öğrendiğim için. Ya. Yoksa düşünemez değil mi abla? Çok düşünemez. Çünkü bir malzemeyi, yani bir şeyin tersini söyleyebilmek için o şeyin varlığını bileceksin ki tersini düşünesin.
ona ait fikir üretiyorsun. Felsefe. Yani peki sonra baktım ki dinsiz olan %10 filozof niye dine karşıdır biliyor musunuz? Şaşıracağınız bir şey vardı. Aylarca belki senelerce kafamı kurcalıyor. Bu düşünen adamlar dinen için düşmanlar diye soru sordu Mehmet. Ne çıktı biliyor musun? Ben kendim çıkarttım o felsefecilerin kendi kanaatlarını okudum bir cümleyle. Dedim ki niçin dinsiz oluştu biliyor musun? Kendi bildikleri dine düşmanlar, yoksa İslam'a değil. Kendi bildikleri din Hristiyanlık. Hristiyanlığa cephe açmışlar. Bayrak açmışlar. Yani bildikleri Hristiyanlığa muhalefet edip dinsiz demişler. Mesela Nietzsche var, tamam mı? Şu son asın 1890'da ölmüş. Tamam mı? Tanrı öldü diyen meşhur adamdır. Bir bakıyorsun papazın oğlu, kardinal, Don Kilisesi'nin başpapazı. Hayatını dinledim ya. Hayatını. Şöyle yapılıyor, böyle yapılıyor din adına hepsi Hristiyanlık'ta var. İslamiyet'i bilmiyor. Bilenler Müslüman oluyor değil mi? Oluyor. Araştırma. Sonra bakıyor. Mesela Avustralyalı bir, Avusturyalı bir. Şey Avusturyalı değil. Avusturya, Avrupa'daki Avusturya. Avustralyalı bir filozoftur. Böyle kadın. Dev bir insan oldu. Acayip birisi. Yunan meşeli. 7 sene arkana düştüm ya Muhammed. Yani hata bulayım diye bir tane bulsan yetiyor. Peygamberle konuşması için. 7 sene sonrasını söylüyor. Diyor ki aklımı kendine esir eden ya Muhammed sana hürmetle secde ediyor. Aklımı, benim aklımı sana tamam, köle ettin. Aklımı kendine köle eden ya Muhammed. Sana secde ediyor. Yani tamam. Ha, filozofların, dinsizlerin bildikleri dine düşmanlar. Yoksa İslamiyet'i değil. Hatta İmam Gazali Fethi Tehlil'in tarif ederken İslamiyet Avrupa'ya gidebilir. Ama doğru gitmişse muhalefet ederse sorumlu oluyor. Doğru din, terörist din, İslam dini böyle böyle gösteriyor. Nerede bilecek o insan? O insan ona götürülen yanlış dine düşman. Hele Hristiyanlığın yanlış şeylerine, Nietzsche denen, baktım hayatında hep böyle düşman olduklarına bakıyorum. Saydım, 9 tane ana madde çıkarttım, 9 veya 7. Hepsi Hristiyanlıkta böyle mantıksız, insanlık dışı bir şey. İslamiyet'te tam tersi İslamiyet'te var. Ondan dedim, şu 9 tane saydım, sağ olsa da bir mektup yazsaydım Nietzsche'ye. Bak bu budur, bak bu kaynağı da budur, bu böyle değil. Sen savundu bir şey İslam'da var. İnsanları din adına diyor, kullanmayın diyor. Yani kendi menfaatınız. Ben bir kere menfaat üzerine çıkıyorum. Demek ki mutebaal ulemanın cemaat uzmasının tevafukla ve ilmel yakin derecesine tasdikleridir. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı tasdik ediyorlar. Demek bu zatın vahdaniyete şehadeti şahsi ve cüz'i değil, belki umumi ve külli ve sarsılmaz ve bütün şeytanlar toplansa karşısına hiçbir cihette çıkılmaz bir şehadettir diye hükmetti. Yani arkadaşlar, yani bu İslam dini kadar makul ve mantıklı, bu kadar düşmanı olan, İslam dini kadar düşmanı olan bir din var. 3/5'ü insanlığın düşman. Ama bu kadar düşmanları varken makul ve ele avuca tutulacak bir delilleri de yok. Hep iftira. Terörist dini diyor. Tam niçin? Niçin biliyor musun? Memleketini işgal ediyorsun, namusunu paymal ediyorsun, çoluk çocuğa bomba atıyorsun, ona karşı direnen, tüfek alana terörist diyor. Sen kimsin peki bomba atan? Evimi yıktın lan, evimi. Sağ kaldın, çoluk çocuğum gitti. Siz hayal edin. Annenizi hayal eder misiniz? Babanızı, bacınızı, ablanızı, komşunuzu tam. Bomba atıldı, hepsi öldü. Baba sen kenarda, dışarıdaki mahçede sağ kaldın. Ne yaparsın o bomba atana?
Aferin lan, teşekkür ederim lan. Ne kadar medenisiniz ya. Sizi örnek alıyorum siz. Demokrasiyi getiriyorsunuz bana der misiniz bombanın altında? Tüfek alanlara terörist diyorum. Yani peki niçin bunu söylüyorum ben? Böyle fiilen dürüstlüğü, hak ve hakkaniyetini gösteren İslam. Muhalifinde kim diye göstermeye çalışıyorum. Ben muhalifinde bu. Medeni dediklerinin tek dişi kalmış canavar. Vampir. İnsan kanını yemen vampirler ya. Şimdi Fransa'ya 1,5 milyon, sırf 1,5 milyon Cezayir'de adam öldürmüş. Medeni yemin değil mi bunlar? Medeni. Kendi milletinden mi? Cezayir'i öldürmüş. Ha, Cezayir'i öldürmüş. Medeni diyeceksin. Çin, oruç tutmak yasak. Sana ne ben oruç tutacaksam? Yani bu sosyala ne zaman zarar veriyor oruç tutmam, namaz kılmam? Adamı asıyorlar. Lan ben oruç tutuyorum, sana ne ya? Aç yiyorum, yemiyorum. Yok. Medeni biliyor musun bunlar? İşgal etmek için kendi kulelerini yıkan Amerika, 1,5 milyon Irak'ta, 1 milyon da Suriye'de adam öldürmüş daha yeni. 2,200,000 Afganistan'da insan öldürmüş. 1 milyon da Rusya öldürmüş. Medeni değil mi bunlar? Medeni. E şimdi muhaliflerine bak. İslam itibarı bilmiyorsa düşmanlarına bakın bakalım. Kimler bunlar? 25. sözde çok güzel bir şey var. Onu da okuyorum, keseceğim. Orada bir cümle var. Niçin öldürmeyi seçtiler? Onu okuyacağım, keseceğim. Yeni kitap değil mi bu? 25. Evet, eski yok mu? Tamam, yoksa bir bakalım orada. 25. söz. 25. Burada bulamayız. Eski kitap olsaydı. Getirsin. Harf itirazını yapanlar alimi cahil ettikleri gibi sayfaları değiştirdiler nereden? Hasan'ı cahil ettiler. Aynen. Acayip bir şey ya. Diyor. Bak. Baştan almayayım da. İşte diyor ki, ortadan almıyor, şeyden diyor şuna. Eğer muaraza mümkün olsaydı, niye ala vera dalavere yapılıyor? Niye İslam'ın karşısına çıktığı ahkamla, iyiliğimle çıkıp da çürütmüyorsunuz? Niye öldürmeyi seçiyorsunuz? Niye bombayı seçiyorsunuz? Niye fitne fesadı seçiyorsunuz? Eğer muaraza mümkün olsaydı, acaba hiç mümkün müydü ki bir iki satırla muaraza edip davasını iptal etmek gibi rahat bir çare varken en tehlikeli, en müşkilatlı muharebe tarıkı ihtiyar edilsin? Niçin kılıca sarılsın ki? İki kelam et. Diyor ki, madem Kur'an'ı ben uydurdum, o zaman buna bin benzer yapın. Yani siz de yazın dedi. Yaptılar ama maskara oldular. Ey fil, hortumu uzun olan fil, bastığın zaman geniş basarsın. Ya hakikaten ya. Hortumu varmış ha. Ama bunlar sıradan ve basit adam değil ha. Bunlar sağlarında dahi. Müseylime-i Kezzap ya. Yani güya fil silesine nazile yapmış. Peki kalemle buyurun demiş. Kalemle mümkün olan bir şeyi mümkün olsaydı kılıca niye müracaat ettiler? Aynı adamlar, geçmeyi maziye aynı adamlar. Niye bombaya müracaat ediyorsunuz? Bomba atıyorsunuz. Niçin? Niçin öldürüyorsun? Barbar diyorsun değil mi bir de İslam'a? Barbar ya. Tam kaç yüz sene diyorlar ya.
Kaç yüz seneden beri İslam hiçbir zaman bir yere saldırmamış. Hep Hristiyanlar saldırmış. Bak, eğer mağaraza mümkün olsaydı, acaba hiç mümkün mü idi ki bir iki satırla mağaraza edip davasını iptal etmek gibi rahat bir çare varken en tehlikeli, en müşkülatlı muharebe, savaş, tarıkı, yolu ihtiyar edilsin. Evet, o zeki kavim, o siyasi millet ki bir zaman alemi siyasetle idare ettiği halde en kısa ve rahat vafiyet bir yolu terk etsin. En tehlikeli ve bütün mal ve canını belaya atacak uzun bir yolu ihtiyar etsin. Hiç kabil midir? Çünkü, bak çünkü bir edipleri birkaç hurufatla, harflerle muaraza edebilseydi, Kur'an davasından vazgeçerdi. Onlar da maddi ve manevi helaketten kurtulurlardı. Halbuki muharebe gibi, yani savaş gibi dehşetli uzun bir yolu ihtiyar ettiler. Demek muarazayı bil huruf mümkün değildi, muhaldi. Onun için muharebi bir sufa mecbur oldular. Demek ki hafle savaşmaya mümkün değildi. Hafle savaşmak mümkün olmadığı için kılıçla savaşmayı tercih ettiler. Bir adamı iki kelamla devireceksen niye kendini tehlikeye atıp da kılıca sarılacaksın? Zaten bitiriyorsun. Kelimeyle bitiriyorsun. Yani bitiriyorsun hafleye bak. Diyor ki şu cümleye bak. Çünkü diyor bir edibak onlardan maddi ve manevi kurtulurlardı. Halbuki muharebe gibi dehşeti bunu ihtiyar etti. Demek muarazayı bil huruf. Muar yani harflerle savaşmak mümkün değildi. Muhaldı. Onun için muharebeyi bir sufa mecbur oldular. Kılıçla savaşmayı tercih ettiler. Hem Kur'an'ı tanzir etmek, benzerini yapmak, taklidini yapmak için gayet şiddetli iki sebep vardı. Birisi düşmanın hırs-ı muarazası, diğeri dostlarının şefki taklididir ki şu iki saik şiddet altında milyonlar Arabi kitaplar yazılmış, hiçbirisi ona benzemez. Yani Kur'an'a benzeme yapmak sırf düşmanları yapmamış. Dostları da Kur'an'ın benzerini yapmak istemişler, kitaplarını Kur'an'a benzeteyim diye. Alimler yani. Kur'an'a benzetmeye çalışmak. Risale'de mesela diyelim ki şu paragraf görüyor musunuz? Bak kaç tane cümle okuyor. Ve aynı konu üzerinde devam ediyorum. Neredeyse yarım saat olacak, bitireceğim. Kur'an'da öyle değil. Mesela her bir cümlesi müstakil. Bir iz takip etmiyor. Vacibale eftada dağları dünyanızın dengesi, dengeli durabilmesi ve dönmesi için dünyaya kazıklar çaktım diyor. Gemilerdeki kazıklar gibi. Hemen iz takip ediyor. Çünkisi yok. Çünkisi içinde. Hemen öteki geçiyor. Vacibale eftada. Ve halakna kumez vaca. Sizi çift yarattım diyor. Ne alakası var ya? Yani ama burada bunu yapamazsın işte. Çünkü'si ve soracağım ve cibale eftada da yani dağları kazık yaptım dünyaya. Onun hakkında ne demek ya kazık, kazığın ne işi var? Yani Allah Allah. Burada dinle ne alakası var yani? Dünyanın dengeli durabilmesi için, dönmesi için, mevsimlerin ve günlerin, gecenin olması için dünyanın dengeli durması lazım. O yüzden dağlar kazık yaptım. Lan bu dinle ne alakası var? Din nedir? Helaldir, haramdır, yapma. Paraları getir lan şuraya, para şey yapalım. Böyle demesi lazım. Uzayda ne işin var? Kafir şuna benzer diyor. Yukarıya yükseltip de boğazı sıkılan var ya diyor. Okşen bitiyor. Ona benzer derken boğaz harfini kullanıyor. Yesedu fissema. Ne işin var senin? Dinle ne alakası var yukarılarda? Okşen azlığında ne bahsediyorsun? Meracel bahreni yatek ya beynum haberden kullanın. Biz de iki denizi salıverdik diyor. Ama birbirine karışmaz diyor. Ne alakası var? Dinle deniz ne alakası var ya? Dağlarla ne işin var dinin ya? Bu bazı Müslümanı bile bunu bilmiyor. Yani din nedir? Oruç tutmak, namaz kılmak bu. E dağlarla ne işin var senin ya? Din hayatın hayatı.
hem nuru hem esası. İyyâ-i din ile olur bu milletin ile. Din hayatın genelidir, tamamıdır. Din bizim bildiğimiz gibi ibadet değildir. Ubudiyettir. İnsanlıktır. Bak öyle başladım ilk önce. İyi bir hoca olabilirsiniz. İyi bir mühendis olabilirsiniz. Aranızdan çıkacak. İyi bir doktor olabilirsiniz. Çıkacak. Ama onlardan önce hiç unutmayacaksınız bu sözü. İyi bir insan olacaksınız. İyi bir koca olmadan önce iyi bir insan olacağız. Bakın nasıl insanı donatıyor ya. Dağlardan, tepelerden bahsediyor. Din böyle mi? Nerede Hristiyanlık? Tanrım seni kutsasın. Amen. Böyle dalil amin. Bu mu? Baksana nerelerde bahsediyor ya. Amen'e bakın ya. Tek tek bakın. Nasıl bir şey ya? Nasıl bir yazı ya? Nasıl bir de cesaret ediyor değil mi? Ya ben bir şey yazıyorum da insanlık karşısında nasıl çıkacağım bundan ya? Ha? Bizim hafız abi bildireyim. Eskide fakirlik çok ya mümin. Cenaze evlerine giderler de birisi Kur'an okur, ötekisi de Kur'an okur, ötekisi ilahi okur, ötekisi vaaz eder, ötekisi dua eder, hepsine biraz para verirler. Garibanlık var ya böyle talebeler. Bizim hafız da hulufumu katı öğreten. Ondan sonra gittik dedi, herkes yani bir şey kalmadı çünkü cenazeler az oluyor, insanlık az. Doğal besleniyorlar. Ondan bir yerde çıktı cenaze, iyi dedi ya, o Kur'an okudu, Kur'an okudu, sabah okuyacak halimiz yok. O da dua yaptı, o da vaaz, şey, dua yapmadı, o da vaaz etti. Ben de bir şey okumasam vermiyorlar diyor. Dediler ki, arkada kulaktan, dua yapabiliyor musun dua? Tabii canım, dua ne demek ya? Dua bizim içimiz. Oysa da ömrümde hiç dua yapmadım cenaze evinde diyor. Ama para ihtiyacım var. Şimdi her şey bitti. Şeyler bitti oldu, bitti mi? Hadi dua. Amin. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Vel akibetinin mutlakin. Cemaat. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Hatırına gelmiyor. Vel akibetinin mutlakin. Hakkı diyecek bir şey yok. Hazinede bir şey yok. Bu sefer dedi, topunuza eşhedü en la ilahe illallah. Tamam, topunuza. Şimdi ne diyecek Hristiyan? Topunuza amen. Top. İşte İslamiyet'i en azından doğrusunu bilmiyorsan düşmanlarına bak. Düşmanlarına bakın. Aa, düşmanlar da bunlar. Bu katiller. Yani mümkün olsaydı kalemle ve uğraşıyorlar da. Zehir akıtıyorlar kalemleri. İftira. Önün arkasını kesmiyor. Bir tanesini örnek veriyorum, kapattım bak. Rüştar da anlatmıştım. 1960'tan sonra 60 ile 70 arası Cumhuriyet Gazetesi manşet atmış. Said Nursi peygamberlik iddia ediyor. Ama delilimiz de diyor, bak lan adam gibi İslamiyet'in karşısına çıkacaksın. Diyor ki, ders yapmayacağım ha. Burada bir yer vardı, göstereceğim. Said Nursi diyor, peygamberlik dava ediyor. Ama delil diyor, şu ağlar 9. Diyor ki, burayı gösteriyor. Kim onun Cumhuriyet'in dediğini doğrulamak için gazete alacak? Şu iftiraya bak. Diyor ki, Said Nursi diyor ki, diyor, Eftalu ma kultuna ve nebiyyuna min kabli la ilahe illallah. Manası yani ben ve benden evvel gelen peygamberlerin en ziyade fazileti ve kıymeti sözleri la ilahe illallah kelamıdır. Bak Said Nursi peygamberlik iddia ediyor. Bak. Eftalu ma kultuna ve nebiyyuna min kabli la ilahe illallah. Hakikaten doğru. Kesti. Üstün yok, üstü yok. O kadar hafız değiliz. Bektaşi demişler ki, ne demişler? Namaz kıl. Namaz kıl. O ne demiş? Kur'an'da diyor ki namaza yaklaşmayın. La takrabu selam. Yani namaza yaklaşmayın. Ama niye? Okusana bir üstünü. Hafız değil. Kantum sukara. İçkili iken namaza yanaşmayın. Ama kesmiş. Bak ne diyor? Manası ben ve benden evvel peygamberlerin, Said Nursi kendisini peygamber ilan ediyor. Ben ve benden önce gelen peygamberlerin
en ziyade faziletli ve kıymetli sözleri La ilahe illallah'ın kelamıdır. Üstünü okuyalım satırda. Bu metin, Arapça metnin dışında. Kelime-i tevhid de azamet-i kibriya ve celal-i subhani ve saltanat-ı mutlaka-i rububiyet-i samedaniye tahakkuk etmesi içindir ki Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam ferman etmiş. İki nokta üst üste. Kim demiş bunu? Bak, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam Efendimiz ferman etmiş. Demiş ki ben ve benden evvel gelen peygamberlerin en ziyade faziletli ve kıymetli sözleri La ilahe illallah kelamıdır. Demiş ki o zaman 1960'da 70'ler Said Nursi peygamberlik iddia ediyor. Bak diyor ki Eftolmak illa ahir yani ben ve benden evvel gelen peygamberler demekle kendisini peygamber olduğunu söylüyor diyor. Kes tabi. Böyle buna mecbur oldunuz. Niye peki? Ne gerek var? Niye bu yalanı yapıyorsun? Niye kesiyorsun? Şimdi komplolar da öyle. Videoların önünü arkasını kes. Napolyon'un dediği gibi bana bir cümle söyleyin onunla ben sizi idam edeyim. Geliyorum. Ders yapmaya geliyorum. Yemeğe gireceğiz. Seni alıp götüreceğim bir yere. Geliyorum. Bak beni kesmeye geliyor. Gibi. Yani cümle istediği gibi yaparsınız. Peki buna ihtiyaç duyulmuş. Acizliklerinden dolayı. Vâhir davâhum enilhamdülillâhi rabbil âlemîn. El-Fatiha temâs selavat. Amin sizinle. Aleykümselam.